İki şekilde sorulabilir bu soru. Haklısınız. Bir, potansiyel açısından ne durumda? İki, içerik açısından ne durumda? Potansiyel açısından karşılaştırılacak gibi değil açıkçası. Çok çok büyük bir pazar. Yani ilk izlenimlerim o oldu. Sadece bir sokağında İstanbul'daki önemli galerilerin sayısı kadar galeri var. Yani bir sokakta bu. Hatta bir sokağın yarısı diyelim, öyle bir tarafı. Ve çok çeşitli türde ve her biri nişleşmiş galeriler. Alanlarında uzmanlaşmış galeriler. İşte bir tanesine gidiyorsunuz, sadece şehir manzaraları sergileri yapan bir galeri. Bir başkasına gidiyorsunuz, sadece fotoğraf sergisi. Üstelik de fotoğrafın özel bir dalıyla ilgili bir sergi yapan galeri. Artı tabii New York sadece Amerika ile ilgili değil, bir nevi uluslararası piyasayı da belirleyen, şekillendiren ve bir nevi pompa istasyonu gibi. Aslında birçok yol oradan geçiyor, New York'tan geçiyor. Amerika'da da denmez zaten, New York ayrı bir ülke gibi. Potansiyel açısından gerçekten karşılaştırılmaz. Muhtemelen, bilmiyorum ama çok büyük rakamlarda dönüyor oralarda. İçerik açısından evet, bütün dünyadaki plastik sanatlar hareketinin, gelişmelerin, trendlerin, yeniliklerin hemen hemen hepsi bir kere oraya uğruyor. Bu açıdan çok ciddi bir görsel zenginlik ve ufkunuzu değiştirecek ve açacak bir sürü çalışmayı bir arada görebiliyorsunuz. Ama yani ülkemiz de fena değil. Yani şu açıdan fena değil. Aslında bizde belki içerik ya da derinlik, öyle diyelim, bütün böyle olumsuz görüşlere rağmen bence o derinlik hala muhafaza ediliyor. Zihinsel birikim, üstelik de tarihsel süreç içerisinde çok çeşitli kültürlere beşik olmuş bir ülkede o derinlik çok yüzeyde anlaşılmasa bile devam ediyor. Burası da o açıdan zengin bir yer. Hatta belki zaman içerisinde, onu hep söylüyorum zaten, değişik röportajlarda da söyledim. Muhtemelen zaman içerisinde uluslararası piyasayı da oldukça ciddi etkileyecek bir potansiyele de sahip bizim topraklarımız. Ama genel anlamıyla tabii sermaye birikiminin çok yoğun olduğu, aynı zamanda bu sermaye birikimini uluslararası entegrasyona yönelik çok iyi organize edebilmiş bir New York, bir Amerikan toplumu ve Amerikan toplumu içerisinde de New York, öyle diyelim. Bu açılardan çok önde ve çok başarılı. Kendini burada yabancı hissetme diyor. Yani bu bir, böyle hemen. İkinci günde kendinizi orada oralıymış gibi hissetme imkanını sunmaya hazır öyle bir toplum. Dil bilmeniz, bilmemeniz, ne ölçüde biliyor olmanız filan önemli değil. Sizi kendi dinamikleri içerisinde çok çabuk kabul edebiliyor ya da kabul etmeye aday gözüküyor. İş ki sizde bir artı değer olsun. Diyor ki, bir artın varsa gel burada beraber o artıları bir üst artıya dönüştürme şansına sahibiz. Bunu birlikte yapabiliriz. Böyle bir mesajı var. İddialı olmayayım, bu ön gözlem, yanılabilirim. Ayrıca bu düzeneğin, bu dinamiğin, bu çok farklı kültürlerin, çok farklı ırklara mensup insanların ama artı değer taşıyan bu insanların bir arada yaşayışını kollama konusunda da çok ciddi.
Yani buraya geldiniz, artı değerleriniz de var. Ben bunu muhafaza etmek, bunu sürdürmek, bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için çok özel ve titiz kurallara sahibim. Aman ha, bu kurallarla oynamayın, o zaman bozuşuruz. Mesajını da veriyor. Ama bunu maddi refah veyahut sosyal siyasal gücü pekiştirme açısından veyahut bunun devamını sağlama açısından değil. Onun altını çiziyorum özellikle. Bu beraberliği, bir arada yaşama özelliğini sürdürmeyi çok önceliyorum. Buna çok önem veriyorum. Sakın bunu bozmaya kalkmayın. Orada külahları değişiriz mesajını veriyor. Bu bir açıdan bakıldığında tabii olumlu da bir şey. Muhafaza etmeye çalıştığı şey o çünkü. Bir arada oluşu, dinamiklerini diri tutmak. Bu da sanıyorum New York'u belki bir sanatçı için ciddi bir ilham kaynağı haline de getiriyor. Yani ben en azından onu hissettim orada. Dolaşıyorsunuz, bir yerlere giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, insanlarla temasınız var ve zihniniz sürekli siz farkında olmadan bir şey üretmeye başlıyor. Farklı renkler, farklı ilişki türlerini gördükçe zihniniz bir şey üretmeye başlıyor. Bu tabii bir ilham kaynağı. Yani o açıdan bir sanatçı için anladığım kadarıyla New York önemli bir yer. Veyahut üzerinde yoğunlaştığım ana bir tema etrafında birleştirdik ki var olma meselesi. Bu hep beni en başından beri etkileyen ve takibinde olduğum bir konuydu. O var olma meselesi üzerinde birleştirdik ve ya en azından Amerika'daki sanatseverlere bu süreci veyahut tınının, sözün nereye odaklandığını, aslında nereye atıfta bulunduğunu böyle yarıda bir retrospektif gibi oldu, haklısınız. Yarı retrospektif gibi sözün bir yerde özünü şöyle bir arada sunalım istedik. Daha sonraki dönemlerde onlar hep ayrışır tabii, yani farklı temalarla ilgili umarım önümüzdeki dönemlerde yine sergiler yaparız orada. Zaten ayrı ayrı sözcükler halinde devam edeceğiz umarım. Evet, dediğiniz gibi doğru. Bir birleşmiş küçük bir retrospektif gibi oldu Amerika'daki sergi.